Adım Murat. Yıllarca kötü bir insan olarak yaşadım. Yanlışla dolu bir dünyanın içinde kul hakkı nedir bilmeden geçti bütün ömrüm. Bırakın insanları, şu bizim evin önündeki kedilerin, bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakkı vardır. Sırtımda tonlarca günah birikirken geride yüzlerce hak sahibi bıraktığımın farkında bile değildim. Ama bir gün babamın cenazesinde yaşadıklarımdan sonra her şey değişti. Her şeyi kuşatan o sonsuz rahmet kapısı benim içimde açıldı. Artık bambaşka biriydim. Üzerimdeki kul haklarından kurtulmaya, yaptığım bütün kötülükleri telafi etmeye işte o gün karar verdim. Şimdi tanıdığım herkesten helallik istiyorum. Alo. Murat, nerede kaldın? Babam bekliyor. Karşıya geçmiştim. Şimdi indim motordan. Acele et, olur mu? Babam ne diyecek bilmiyorum ama canı biraz sıkkın gibi. Otur kızım. Otur da önce seninle bir konuşalım. Hı hı. Alo, Merve. Mendil, Merve. Mendil alır mısın oğlum? Mendil lazım mı evladım? Ver bir tane. Ne kadar? Fark etmez, ne verirsen. Al, üstü kalsın. Ah, olmaz. Bu para çok. Alamam hepsini, al şunları. Al, al teyze. Şunları da. Teyze al şunu, hadi sen de evine git. Bak başına güneş geçecek. Yok. Gidemem oğlum. Kızımı bekliyorum. Bu iskeleden gelecek. Beklemem lazım. Daha iki saat ne motor uğrar buraya ne vapur. Ne zaman gelecekti kızım? Bilmem. Üç yıldır bekliyorum, gelmedi. Ama gelecek. Kızım hep buradan gelirdi. Yine buradan gelecek. Gel abla, gel. Motorda görmedin değil mi onu? Teyze, tanımıyorum. Benim gitmem lazım. Bak. 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 Bu çocukluk fotoğrafı. Bak. Eve hep bu iskeleden dönerdim. Ama üç yıldır bekliyorum, hala dönmedi.
Benim şimdi gitmem lazım. Ama bak, bir saat olmadan dönerim. Gelince uzun uzun konuşuruz. Söz, tamam mı? Oldu mu? Hadi. Adı Suzan. Görsen öyle güzel ki. Geleceğim. Bekle beni, tamam mı? Akşam simidiye. Gel. Murat yalnız geldi amirim. Hayırdır amirim? Mesele nedir? Mesele bu aslanım. Bu yaptığınız size hiç yakıştı mı? Ben bütün iyi niyetimle başkaları ne der diye düşünmeden bazı şeylere kapı araladım. Ailem bize geldi, biz size geleceğiz. Ama ortada söz filan yokken böyle yüzük vermeler, almalar yakışık alıyor mu hiç ya? Amirim, inanın bu konuda Merve'nin hiçbir suçu yok. Oğlum, ben suçlu filan aramıyorum. Bana sadece bir cevap ver. Bu hareket doğru mu değil mi? Ha, bunun anlamı bence şudur. Yani seni de Melek Hanım'ı da takmıyoruz demek. Öyle mi değil mi? Estağfurullah babacığım. Estağfurullah kızım, estağfurullah da. Bir daha böyle şeyler istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ne siz zor durumda kalın ne de ben. Şaka maka yine ucuz atlattım. Eskiden olsa babam beni döverek kovalardı. Ben olsam hazır bu kıvama gelmişken samimiyeti ilerletmeye bakardım. Söylemesi kolay. Üstü başı leke içinde olan sen değilsin. Birini temizlesem en olmadık zamanda yenisi peyda oluyor. Ah. 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 Leke derken bunu kastetmedin herhalde. Eyvah. Kadıncağıza geleceğim diye söz verdim. Hangi kadına? İskeledik. Şimdi çoktan gitmiştir. Ver. Hadi. Ne yani? Gitmedin mi iskeleye? Yok anne. En az 2 saat geçmişti. Oğlum, söz vermişsin. Şimdi kadının hakkı geçmedi mi sana? Hem yalnız o da değil. Kendin dedin zavallının bir derdi var diye. Belki de Allah derman olasın diye karşısına seni çıkardı. İhtiyaç sahiplerinin üzerimizde hakkı yok mu zannediyorsun? Anne, insaf ya. Zaten listemde bir dolu insan var. Onlara vakit yetmiyor. Gitme o zaman. Niye ona el uzatmadın diye sorulunca ellerim doluydu dersin. Bir daha kuş pislerse kurumasını bekle. Murat amca, niye o kadar çok mendil aldın? Burnun çok mu akıyordu? Ben 3 tane almıştım. Diğerleri nereden çıktı anlamadım ki. Cebinden çıktı ya. Taze simit. Ne haber koçum, hallettin mi? Hallettim abi, hallettim, sağ ol. Hadi hayırlı işler, Allah kolaylık versin. Eyvallah koçum. Mehmet, simit taze. Kaç para? Akşam simidi ya, bunlar. Ver, olur mu canım? Simitçi. Al al. İyi tamam hadi. Buyur abim. Daha vakit geçirelim de gideriz. Hayırlı işler. Tamam. Eyvallah. Dün burada mendil satan yaşlı bir kadın vardı. Ha, Nermin teyze. Aslında sabahları ilk o gelir. Gecede en sona gider ama niyeyse bugün yok. Evini biliyor musun? Tabii biliyorum. Bizim orada oturur. Şu az ötede. Geldik de ne yapacağız şimdi? Aman neyse, en kötü biraz yardım yapar gideriz. Kimse var mı? Teyze! Teyze! Teyze, aç gözlerini. Teyze!
Teyze! İyi misin? Saat kaç? Saat mi? Ona geliyor herhalde. Geç kaldım. İlk vapur çoktan gelmiştir. Dur. Dur, ne yapıyorsun? Sakin ol. Bayılıp kalmışsın. Bırak beni. İskeleye gitmem lazım. Teyzeciğim, bu halde mendil falan satamazsın. Bak, para lazımsa ben veririm. Kızım gelecek diyorum, anlamadın mı? Kızım gelecek. Suzan gelecek. Onu karşılamam Teyze. Zeynep'ciğim, canım, yüzün kireç gibi. İstersen bir doktora görün, ha? Bak, yok. Biz ilgileniriz çocuklarla. Yok yok, ben iyiyim, merak etme. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çocuklar, evet. Hadi bakalım. Hadi şöyle. Grip falan mı? Soğuk almış. Ama vücudu da epey bitkin düşmüş. Doktor bey kalbi çok zayıf dedi. Kızı bu mu? Öyleymiş. Doğru düzgün konuşamadık ki. 3 yıldır kızım, bekliyorum dedi, o kadar. Kızım. Kızım, affet beni. Suzan. Suzan. Neredeyim? Beni niye buraya getirdin? Gitmem lazım. İskeleye gideceğim. Teyzeciğim, lütfen sakin olun. Allah aşkına bırakın beni. Kızım gelecek. Anlamıyor musunuz? Ne olur bırakın beni. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Nermin teyze. Nermin teyze, bana bakar mısın? Lütfen. Teyze, sana yardım etmeye çalışıyoruz. Derdin neyse söyle. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Siz bana yardım edemezsiniz ki. Kızım benim yüzümden gitti. Benim yüzümden. Nermin teyze, şunu doğru düzgün anlatsana. Hiçbir şey anlamadım. Ay şekerim, hiç sorma. Dün gece içkiyi çok kaçırmışım. Hala başım çatlıyor. Ama ne yapayım? Ot gibi yaşayamam ki canım. Suzan! Kızım, şaka mı bu? Ne bu halin? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum, cevap ver. Çabuk söyle. Çabuk söyle bana, ne demek oluyor bu? Namaz kılıyordum. Gördüm. Nereden çıktı? Ne zamandır yapıyorsun bunu? Bir yıldır. Yürü. Yürü, baban da görsün bu halini. Biz öyle bir aile değildik. Bir anda o halde görünce dünya başıma yıkılmıştı. Eve kapattık. Kimseyle görüştürmedik. Sonra bir gün alışverişe çıkıyorum diye gitti ve dönmedi. Odasına baktım, bir not vardı. Yurt dışında öğretmenlik yapacağım diye yazmıştı. Babası peşinden gitti. Onu ta Kamboçya'da buldum. Okuldakiler Suzan'a ailene dön demiş. Döndüm. Ama biz, yani ben baskı yapınca yine gitti. Ve bu sefer bir daha ne adına rastlayabildik ne de izine. Eşiniz şimdi nerede? Suzan'ın son gidişinden 1 yıl sonra trafik kazasında öldü. Kızım kaç kez geldi. Barışmak istedi. Ama ben hep kovdum. Yüzünü bile görmek istemedim. Teyzeciğim, yanlış anlama da.
Sen hiç anlattığın gibi birine benzemiyorsun. Kocamı kaybettim. Evimi kaybettim. Her şeyimi kaybettim. Aç kaldım. Düşman gibi gördüğüm dindar insanlar yemek verdi bana. Hasta oldum, yardımıma onlar koştu. Ben kızıma öfkelendikçe çevremde Suzan gibileri gördüm. Hallerine şahit oldukça kendimden utandım. Her yerde kızım gibi gençlerin yurt dışında yaptığı güzel şeyleri okudum. Söylesene, benim yerimde olsan sen hatanı anlamaz mıydın? Ben Suzan'ın izini kaybettim. O da beni arasa bile bulamaz. Oturduğum yeri bilmez. O yüzden 3 yıldır her gün o iskeleye giderim. Çünkü güzel kızım hep oradan gelirdi eve. Hep o motorla dönerdi. Sakin olun çocuklar. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz tamam. Çocuklar? Ben heyecanlıyım. Kızına maslak üzülmek yok değil mi? Buraya koşmaya geldik, yarışmaya değil. Çünkü insan kardeşlerinin önüne geçmek için değil, arkada kalmamak için koşar. Türkiye'yi gördük, biz zaten kazandık. Eve gidince hepsi de beni kıskanacak. Peki yarışmayı kazanırsak ne olacak? Neydi o tabir? O zaman kaymaklı ekmek kadayıf olacak. Öğretmenim. Öğretmenim, hasta mısınız? Öğretmenim. Hocam, Zeynep. hocam iyi misiniz? Buyurun şöyle geçelim. Buyurun. İyiyim. Zeynep. Hocam, iyi misiniz? Önemli bir şey değil. İyiyim. Hocam bakın, gelmeden de konuştuk. Bir sıkıntı varsa lütfen söyleyin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim müdür bey. Biz içeri geçelim artık. Az kaldı. Sonuçlar açıklanmak peki üzere. Hocam. Hadi. Hadi Zeynep. Öğretmenim, hastalık mı geçiriyorsunuz mu? O nasıl cümle öyle? Türkçe hocan kim diye sorarlarsa adımı verme bari. Şule hocam, bir konuşabilir miyiz? Tabii hocam. Buyurun. Tabii, buyurun. Sevgili seyirciler, haftalardır heyecanla beklenen Lava ve takip edilen sondaki kafa olimpiyatları az önce sona erdi. Dünyanın 110 ülkesinden gelen yüzlerce öğrenci, binlerce insan şu anda geri dönmek üzereler. Fakat sadece dereceye girenlerin değil, bugün burada olan herkesin yüzü gülüyor. Suzan bu! Kızım! Kızım orada! Dünyanın dört bir yanından Suzan orada! Dur, sakin ol. Nerede? Güzel çocuklar, bir yıl sonra yine Türkçe olimpiyatlarında buluşmak üzere birbirleriyle vedalaşıyor. Benim kızım da. Babaları, dedileri Allah rızası için beni oraya götür. Çocuklar 2 hafta içinde öyle güzel kaynaştılar ki ayrılmakta zorlanıyorlar. Hani üzülmek yoktu? Kaybettik diye üzülmedik. Siz o kadar uğraştınız, biz size yakışmadık. Kim söylemiş onu? Ben sizinle gurur duyuyorum. Hem siz öyle güzelsiniz ki her şeye yakışırsınız. Hadi uçağı kaçırmayalım. Oğlum, biraz daha hızlı lütfen. Suzan'ımı kaybedersem sonra nasıl bulurum onu? Hocam, sizden bir ricam var. Şule Hoca Hanım'ın ve sizin biletlerinizi açığa aldırdım. Hiç üstünde durmasanız da rahatsız olduğunuzu biliyorum. Ve kalıp ciddi bir muayeneden geçmenizi istiyorum. Müdür bey lütfen beni öğrencilerimden ayırmayın. Döner dönmez orada doktora gideceğim, söz veriyorum. Hocam kararım kesin. Tam bir muayene ve tedavi sürecinden geçmeden buradan ayrılmayacaksınız. Pasaportunuzu ve sizi Şule Hanım'a emanet ediyorum. Hocam lütfen beni geride bırakmayın. Kusura bakmayın. Siz sadece öğrencilerinizi düşünmek durumundasınız. Ama ben sizi de düşünmek zorundayım. Siz gelmeyecek misiniz? Öyle kolay mı benden kurtulmak? Geleceğim inşallah. Söz mü? Söz. Hadi sizi bekliyorlar. Söz mü? Söz mü öğretmenim? Haydi. Söz.
Merak etme. Birkaç gün sonra döneceksin. Ya dönemezsen? Tanzanya, yolu açalım lütfen. Hadi gidelim. Aa, Zeynep? Sen ismini mi değiştirdin? Burada öyle bir şey yazıyor. Lütfen kimseye söyleme, olur mu? Olur, tamam. Peki merak ettim. Neydi eski adın? Söz, kimseye söylemem. Söz diyorum bak. Suzan, hadi gidelim. Taksi! Şuraya bak. Rengarenk, şenlik gibi. Aynı zamanda samanlıkta iğne aramak gibi. Elimizde bir tek o fotoğraf var. Suzan gidince o sinirle bütün fotoğraflarını yakmıştım. Bir tek bu kaldı. En iyisi dağılıp arayalım. Bir şey öğrenebildiniz mi? Maalesef yok. Yok. Kardeş, kolay gelsin. Sağ ol. Ya biz bir bayanı arıyoruz da. Annesi televizyonda görmüş. Yanında esmer Afrikalı çocuklar varmış. Yani o kadar çok insan var ki. Dur bir dakika. Az önce burada Tanzanya grubu vardı. Adını bilmiyorum ama sizin tarif ettiğiniz gibi biri sanırım az önce buradaydı. Onlar gittiler grup olarak. Bahsettiğim bayan ve bir arkadaşı burada kaldılar galiba. Neredeler peki? Hiç bilmiyorum. Kızım, kızım burada mı yoksa? Durun, sakin olun. Burada olsa görürdük. Görmemişiz demek ki. Baksana buradaydı diyor. Ben tarife göre konuştum bayan. Siz en iyisi içeri sorun. Organizasyon komitesinde katılımcıların listesi var. Hay aklınla bin yaşa. Merve, isterseniz bir sorun gelin. Ben de burada bakınayım. Tamam. Gelin, hemen gidelim. Hadi. Hayırdır abi? Bir mesele mi var? Efendim? Ha, no, no, thank you. Bir dakika ya. Sen mi konuştun demin? Evet, ne oldu? Türkçe konuştuğunun farkında mısın? Burası Türkiye. Türkçe konuşulur. Biz bir konuda anlaşamadık. Size sorabilir miyiz? Ankara kaç yılına başkenti oldu? Bizim Ankara mı? Evet. Hadi o güneşte fazla kaldı da esmerleşti diyelim. Senin gözün niye böyle? Ben Koreliyim. Arkadaşım Mozambik. Hı. Neyse, çok teşekkür ederiz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Merve, şu giden çocuklar Türkçe konuşuyor. Ne güzel değil mi?
Evet. Türkçe olimpiyatları ama inanamıyor insan. Tam 110 ayrı ülkeden gelmişler. Bu gidişle yabancı dili öğrenmeye gerek kalmayacak galiba. Nereye gitsek Türkçe anlaşacağız. Ya bu bebelerin babaları Birleşmiş Milletler'de birbirlerini boğazlıyor Merve. Bunlar el ele dolaşıyor. Hem de bizim memleketimizde. Bu çocukların büyüdüğünü düşünsene. Dünyanın dört bir yanında Türkiye dostları. Vallahi var ya, kim düşündüyse çok iyi düşünmüş. Aa, Nermin teyze nerede? Yüzümü yıkamaya gitti. Organizasyon komitesi ayrılmış. Bir şey öğrenemedik. Yapma ya. Buradan bir tanıdık olsa belki yardımcı olabilirdi. En azından kızım burada olup olmadı. Murat Bey, beni hatırladınız mı? Davut. Beraber bizim okula gelmiştiniz. Evet, hatırlamaz olur muyum? Zeynepciğim, niye geldik buraya? Kızının haline bak. Bak şuna. Ne oluyor Nermin? Anne lütfen. Sus. Bana bunu nasıl yaparsın? Bunun seninle ne ilgisi var? Saçmalama. Çabuk söyle. Beynini kim yıkadı? Kimler kandırdı seni? Anne lütfen. Kendi kendime bu kararı veremez miyim? Ne demek kim kandırdı? Demek söylemiyorsun. Peki sen bilirsin. O halde aklın başına gelene kadar dışarı çıkmak yok. Ne seni bu hale getirenlerle görüşmene göz yumarım, ne de beni çevreme rezil etmene izin veririm. Zeynep, sen iyi misin? Söylesene, burası neresi? Aa, Selim amca. Selim amca. Suzan Hanım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Selim amca, ben... Biliyorum, anneni soracaksın. Ama geçen seneden beri yeni bir malumat yok. Zaten taşındı taşınalı, ne kendi geldi ne de haberi. Merak etme, duyarsam sana haber ulaştırırım kızım. Peki, kolay gelsin. Sağ ol Suzan kızım. Yakında bir hastane var. Gidelim de bir an evvel bitsin bu iş. Ya Nermin teyze, bu kadar üzme kendini. Davut hocayı duydun. Kızım buradaysa inşallah buluruz dedi. Rahatla artık. Kaç yıldır bu vicdan azabıyla yaşıyorum. Suzan babasıyla döndüğünde çok dil döktü. Neler yaptıklarını anlatmaya çalıştı. Peki ben ne yaptım? Hakaretler ettim. Hiç tanımadığım arkadaşlarını kimlere şikayet ettim. Ama gördünüz işte. Hepsi melek gibi, o kadar güzeller ki. Gerçekten öyle. Öğrencilerin gözleri çekik, derileri siyah olmasa... İnsan o genç öğretmenleri onların anne babası sanır. Müsait bir oda bulalım da biraz dinlenin. Benim iskeleye gitmem gerek. Kızımı orada beklemem lazım. Ha Merve. 203'teki hastadan ikinci kez kan örneği almamız lazım. Sen ilgilenir misin? İkinci kez mi? Daha önce alındı da test sonuçları içime sinmedi. Peki hocam. Hı hı. Kafanda onlarca soru dönüyor değil mi? Olsun o kadar. Onca zamandır arkadaşız. Ne adını değiştirdiğini biliyordum, ne de annenin hayatta olduğunu. Boş ver. Bilmesen daha iyi zaten. Merhaba. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Nermin teyze, iyi misin? Yoruldum biraz. Yoksa iyiyim. Biraz bekle. Merve bir oda söylesin, oraya yatıralım bari. Merve. Merve. Kusura bakma. Teyze iyi değildi. Müsait bir yer varsa yatıralım diyorum. Bu odada bir boş yatak var ama daha uygun bir yer ayarlamayı düşünüyordum. Ya sen işini bitirene kadar biraz uzansın. Yok yok. Uğraştırmayalım kadıncağızı. Hem içeridekiler de rahatsız olmasın. Bizim odada kimse yok. En iyisi oraya yatır. Ben birazdan gelirim. Tamam. Gel hadi gel. Odada uzanırsın. Hı hı.
Murat Bey. Davut Hocam. Var mı bir haber? Var. Biraz zor oldu ama Tanzanya'da görev yapan bir arkadaşa ulaştım. Kızım burada mı kalmış gerçekten? Maalesef. Sahiden de o ekipten iki bayan öğretmen burada kalmış. Ama aralarında Suzan isminde biri yok. Hatta arkadaşın dediğine göre Tanzanya'da Suzan diye bir öğretmen görev yapmıyormuş. En azından o arkadaş böyle birini hiç duymamış. Ben yine sağa sola sormaya devam edeceğim. Nermin teyze. Teyzeciğim. Nermin teyze. Hadi gel. Teyzeciğim bir şeyler söylesene. O sanmıştım. Kızımdır belki demiştim. Sonunda karşısına geçip özür dilerim, o da beni affeder demiştim. Ama... Durumu nasıl? Açıkçası bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bunca yıldır hiç böyle bir hastalık görmedim. Hala araştırıyoruz ama durumu hiç parlak değil. Bu şey her neyse bulaşıcı özellik göstermiyor. Ancak arkadaşınızın kalbi, ciğerleri, daha doğrusu tüm iç organları iflas etmiş gibi. Bakın biz elimizden geleni yapacağız. Ama her an her şeye hazırlıklı olmalısınız. Emin misiniz? Yani gerçekten o kadar kötü mü? Gelin, size sonuçları göstereyim. Nasıl anlatsam? Kansere benziyor ama değil. Sanırım arkadaşınız da yakın zamana kadar rahatsızlığını fark etmemiştir bile. Bizimkiler varmıştır. Bir telefon edeyim. Beni bırakın artık. Kimseye daha fazla yük olmak istemiyorum. Hiç kusura bakmayın. Annem akşam günlük raporunu alırken seni bizim eve götürmediğimi öğrenirse beni fena yapar. Evi aradın mı? Annen evde miymiş? Yok, aklıma gelmedi. Hay Allah, kontrol bitmiş. Neyse, dışarıdaki kartlı telefondan ararız. Şimdi odandan ararsak hastanenin hakkı geçer sonra. Biz de böyle. Malum az çekmedik hemşire hanım. Alo, müdür bey, ben Zeynep. Vardınız mı diye bir arayayım dedim. İyi, çok şükür. Ben iyiyim. Hastanedeyiz şimdi. İnşallah. Çocuklar mı? Tabii, çok sevinirim. Alo, ben de sizi çok özledim. Kartın var mı bari? Yok. Gel şuradan alalım. Ya boş ver, neyse ne. Atlayalım gidelim. Annem yoksa anahtarım var. Oğlum. Hiç boşuna yorulma. Bize gidiyoruz, o kadar. Hadi. Hı hı. Söz verdim ya. Allah izin verirse birkaç gün içinde gelirim. Tamam canım. Hadi arkadaşlarına da selam söyle. Görüşürüz. Geldin mi? Ben de bizimkileri aramaya gittim. Çok şükür varmışlar. Selamları var. Sahi sen neredeydin? Şeye gitmiştim. Test sonuçları belli olmuş da doktorla konuştuk. Ne dedi peki? Yani çok bir şey demedi. Genel laflar işte. Ama biraz hastanede yatsan iyi olurmuş. Of, gerek yok. Bak iyiyim işte. Hadi hemen hazırlanalım da çıkalım. Zaten çocuklar da ne zaman geleceksiniz diye sorup durdular. Zeynep, doktor burada kalman gerektiğini söylüyor. Lütfen böyle aceleye getirme. Ciddi bir şeyim yoksa neden kalayım? Burada durduğumuz her dakika sadece kendimi değil, seni de vazifenden alıkoyuyorum.
Hadi sen de hazırlan Zeynep, da. Zeynep ne olur yapma böyle. İyi falan değilsin. Hastalık bütün vücudunu sarmış. Doktorlar ne olduğunu bile bilmiyorlar. Tek bildikleri fazla zamanının kalmadığı. Okula dönemeyecek miyim yani? Ben yatış işlemlerini halletmeye gidiyorum. Birazdan gelirim, tamam mı? Okulu karşıdaydı. Ne zaman karşıya geçse illa motorla ya da vapurla dönerdi. Deniz'i çok severdi. Kamboçya'da olduğunu duyunca zaten en çok ona şaşırmıştım. Bir keresinde buraları bırakıp nasıl oraya gittin diye sordum. Ağladı. Ben asıl o yardıma muhtaç çocukları bırakıp buraya geldiğim için kendimden utanıyorum dedi. Gerçekten sana hakkım geçtiyse helal olsun. Ama ne olur beni burada bırak. Kötü de olsa anneyim ben. Biliyorum benim kızım bu iskeleden gelecek. İnan biliyorum. Kaç gece rüyamda gördüm onu. Ya teyzeciğim, daha kızın nerede onu bile bilmiyoruz. Tamam, buradan gelsin de. Ama kim bilir ne zaman gelir. Hadi gel, eve gidelim. Sabah tekrar aramaya koyuluruz. Ben de sana yardım ederim. Hadi. Hadi. Affedersiniz, arkadaşımı gördünüz mü? Az önce dışarı doğru gidiyordu. Dışarı mı? Nereye gidebilir ki? Bir problem mi var? Arkadaşını bir yerden tanıyor gibiyim ama neyse. Zeynepciğim, ne işin var burada? Senin yatman gerekiyor. Hadi lütfen hastaneye dönelim. Evden ayrılmak o kadar zor olmuştu ki. Babam karışmazdı. Ama annem namaz kılmama bile engel oluyordu. Kimseyle görüştürmüyordu. Yine de çok zor oldu. Hiçbir şey söyleyemedim. Onlara son kez bakıyordum. Veda bile edemedim. Yanıma hiçbir eşya almadan öylece çıktım. Suzan. Gelsene. Niye orada bekliyorsun? Dışarı çıkabilir miyim diyecektim. Almam gereken birkaç şey var da. Yaz bir listeye. Ben çıkınca alırım. Ne? İyi tamam. Ama bir saat sonra evde ol. Para lazım mı kızım? O ilk ayrılışımdı. Sonra döndüm ve tekrar gittim. Babam vefat etti. Kaç kere geldim ama annem hep kovdu. Ve bir gün geldiğimde aniden taşındığını öğrendim. Peki adını niye değiştirdin? İlk ayrıldığımda babam beni bulmuştu. Ben kızacak diye düşünürken dünyanın bir ucunda Türk bayrağının dalgalandığını, İstiklal Marşı'nın okunduğunu görünce çocuklara 3 çeşit yemek verirken bizim bazen çorbayla öğün geçiştirdiğimizi öğrenince oturup ağlamaya başladı. Annem hiçbir şey demedi. Dinlemezdi çünkü, döndük. Ama annem beni eve kapattı. Yine ayrılmaya karar vermiştim ki babam, canım babam, adını değiştirelim dedi. Yeter ki o insanlardan ayrılma. Şimdi babam yok. Annemin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama hiç olmazsa onu son bir kez görmeyi o kadar çok istiyorum ki. Belki beni yine kovacak ama annem o benim. Onu çok özledim. Ne
Kızın nerede belli değil, öyle mi? Aynen öyle. Burada da olabilir, dünyanın öbür ucunda da. Ne yapacağız bilmiyorum. Bence yatar bu iş. Böyle dersen yatar tabii, tövbe tövbe. Sen inanmazsan Allah niye versin ki? Allah büyük ya, o yüzden isterse verir. Amenna. Ama bu Murat amcan gözünü böyle kapatırsa verileni de görmez. Ben yokken ikiniz oturup bana laf çarpmak için antrenman mı yapıyorsunuz? Ya sen orta yapıyorsun, biz gol atıyoruz. Yenge arıyor galiba, baksana tipi değişti. Anne şu çocuğa bir şey söyle. Fena yapacağım ha. Uçuk surat. Tüysiklet. Alo Murat, nasılsın? İyiyim. Nermin teyzenin kızıyla ilgili bir gelişme var mı diye soracaktım. Hiç, merak ettim. Al benden de o kadar. Yalnız ben kızın nerede olduğundan çok kendisini merak ediyorum. Niyesi mi var? Biz Anadolu yakasını geçerken 50 defa düşünüyoruz. Kızcağız Kamboçya'ya gitmiş ya. Kamboçya. Allah razı olsun. Cümlemizden. Zeynep, bir şey söyleyeceğim. Ama hemen parlamak yok. Biliyorum, geri dönmeyi çok istiyorsun ama sağlığın malum. Burada da vazife yapabileceğin okullar var. Türkiye'de kalsan olmaz mı? Şule, ne olur bu konuyu kapatalım. Ben yurt dışına dönmek için gitmedim. Orada ölüp, orada defnedilmeyi istiyorum. Hem çocuklara geleceğim diye söz verdim. Ben sözümde durmazsam onlar niye dursun ki? Biliyordum böyle söyleyeceğini. Neyse, sabah erkenden biletleri alırım inşallah. Beraber çıkalım, olur mu? Bizim eski eve bir kez daha uğrarız. Zor ama galiba bu annemle helalleşmek için son fırsatım. Bulamazsam öte tarafa kalacak. Oğlum, ne güzel temizletmişsin yüzü. Ben de kaybetti herhalde diyordum. Aferin. Al da ortalıkta durmasın. Yok 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 yok, aman anacığım aman. Sende kalsın, aman. İyi, sen bilirsin. Oğlum, yine ne oldu? Ya ne bileyim. Bu velet gibi zeki olduğumu hiç düşünmedim de. Aklım almıyor anne. Benim yarı yaşımdaki gençler dilini bile bilmedikleri memleketlere gidip Türkçe öğretiyorlar. Türkiye'yi anlatıyorlar. Ana babaları buranın adını bilmez, o öğrenciler bizi bizden iyi biliyor. Gelen çocukları bir görsen, zencisi de var, beyazı da. Ataları birbirini kesmiştir, bunlar el ele dolaşıyor. Biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. O insanlar belki maaş bile almadan dünyayı kurtarıyorlar. Kendimden utandım. Keşke siz de görseydiniz olimpiyatların yapıldığı yeri. Gördük zaten. Televizyonda yayınlandı ya. Öyle mi? Ya memlekette neler oluyor bir bizim haberimiz yok. O zaman sen de okullara git Murat amca. Böylece memleketini daha iyi tanırsın. Olur, giderim. Hadi sen önüne dön. Murat, oğlum, Nermin Hanım yok. Nasıl yok? Yok işte. Kahvaltı için uyandırmaya gittim, kadıncağız yoktu. İyi de nereye... Al şunu. Oğlum nereye? Kağıt elma. Mendil. Akşam simidiye. Kağıt elma. Akşam simidiye gel abla. Gel yapıyor he. Sabahın bu saatinde nereden aklına geldi motora binmek? Hiç aklımdan çıkmamıştı ki. İstanbullu seni. Mendil. Teşekkürler. Teşekkürler. Mendil. Nermin teyze, hiç söz dinlemez misin sen? Yine mi buraya geldin? Kızım buraya gelecek dedim sana. Onu bekliyorum. Lütfen rahat bırak beni. Ya sabır. Ne gün gelecek belli değil. Hangi saat gelecek belli değil. Gelecek mi o bile belli değil. Bu son gelişim zaten. Ondan sonra gidiyorum. O gelmezse ben giderim.
Nereye gidiyorsun? Tanzanya'ya. Hı? Biliyor musun, bazen okuldan eve dönerken annem beni iskelede karşılardı. Şimdi anlaşıldı. Demek sabah sabah onun için karşıya gidip geri geldik. Yo, seviyorum bunlara binmeyi. Yoksa bırak annemin karşılamasını. Onu bulsam bile yine beni kovmasından korkuyorum. Şimdi kusura bakma da mantıklı mı bu? Sırf o güvenlik birini kızına benzetti diye ta Tanzanya'ya mı gideceksin? Hem kızın olabilir dediği kişi burada kalmış. Ama kalanların içinde Suzan diye biri yokmuş. Belki adam yanlış anlamıştır. Tanzanya'da da Suzan diye biri yokmuş. Davut Hoca dünden beri kaç yeri sordurdu, yok işte, yok. Belki televizyonda gördüğün de senin kızın değildi. Hem oysa bile yanında birkaç tane esmer çocuk vardı diye bütün Afrika'yı dolaşacak mısın? Dolaşırım. Sordum. Yarın o taraflara bir uçak varmış. Gerekirse evimi satarım, eşyalarımı satarım. Ama o uçağa binerim. Tamam. Gel hadi bir çare düşünelim. Dur, şu motor yanaşsın öyle gidelim. Kızın ne işi var o motorda? Zaten hastasın güneşin altında. Hadi. Hadi Nermin teyze, hadi. Hadi. Uçak yarın kaçtaydı? Sabah 10:20'de. Müdür bey haber verdin mi? Yok, ben de onu düşünüyordum. Senin yüzünden azar işiteceğim. Hasta hasta niye yola çıkarıyorsun diyecek. E haksız da sayılmaz aslında. Hala kararlısın değil mi? Şule, o çocuklar bana emanet. Onlar orada öğretmenlerini beklerken ben burada ölmeyi mi bekleyeyim? Taze taze. Taze taze akşam simidi bunlar. Simitçi. Taze taze. Akşam simidi bunlar. Simitçi. Simit taze geldi ablacığım, buyur gel. Taze taze akşam simidi bunlar. Taze taze akşam simidi, gel. Buyur abla. Zeynep? Ne oluyor Zeynep? Pasaportun var mı peki? Eskiden kalma bir tane var. Sadece süresinin uzatılması gerekiyor. Ben hallederim. Bir tanıdığım polis var. Zaten başka türlü yetişmez yarına. Şunları da dolar yaptırır mısın? Param varmış ya. Evi niye satıyorsun? Gazetede okumuştum. Bu gidenler... Hani Suzan gibiler. Bazen maaş alamadıkları bile oluyormuş. Bu para benim değil, kızımın. Ona vermek için mendil satarak biriktirdim. Kuruşuna dokunamam. Oğlum, ev para etmez. Ama arsa işe yarar. Onu bugün 3-5 ne verirlerse satmam lazım. Belki Suzan'a da lazım olur. Ev kalsın, bırak. Önce şunları halledelim, gerisini sonra düşünürüz. Suna! Efendim Murat. Benim bir iki yere uğramam gerek. Nermin teyze bizim eve bırakır mısın? Tabii, sen nasıl istersen. Abi hayırdır? Suna bugün pek bir nazik. Fırının sıcağı mı çarptı yoksa? Evlat, Suna dahi olsa gıybet gıybettir. Abi sizin yanınızda da bir şey konuşulmuyor ha. Annem bir, sen iki. Yok, annem bir, Merve iki, sen üç. Asım başkomiseri unuttun. Yok yok, o yalnız bu dünya için fırça çekiyor. Ha.
Canın sağ olsun. Mutlaka hak etmişimdir. Hakkımı helal ediyorum. İstediğin kadar arkamdan konuşabilirsin. Suna, sen iyisin değil mi? İyi miyim? Hadi sen işinden olma. E hadi geç kalacaksın. Demek acil paraya ihtiyacın var. Söyle bakayım teyzem, kaça satıyorsun evi? Şimdi odasında uyuyor. Durumu dediğim gibi. Ama yarın için biletleri aldık bile. Şule hocam, sakın böyle bir şey yapmayın. O haldeki bir insanı buraya getirmek çok ciddi bir vebal. Müdür bey, kalmaya razı edemedim ki. Zeynep Hanım o durumda yola çıkmamalı. Gerekirse pasaportunu yırtın ama hastanede kalmasını sağlayın. Biz de en kısa zamanda oraya geleceğiz. Peki, siz bilirsiniz. Şule? Şule! Zeynep Hanım? Şule gitti. Beni burada bıraktı. Durun, sakin olun. Nereye gitti? Pasaportum da ondaydı. Beni götürmedi. Zeynep Hanım, lütfen. Zeynep? Ah, ne bu halin? Şule, seni gitti zannettim. Çok şükür. Beni burada bıraktın zannettim. Gel canım. Gel, gel içeri geçelim. Hadi. Merve, ne yapıyorsun böyle koridorun ortasında? Hiç. Şu odada yatan kız. Sanki daha önce görmüş gibiyim ama bir türlü çıkaramadım. Kendisine sor. Fırsatım olmadı. Neyse, sen nereden böyle? Sorma. Nermin teyze illa Tanzanya'ya gideceğim diye tutturdu. Yarın yola çıkacakmış. Ben de pasaportunu uzatmak için babana uğradım. Sağ olsun, hemen halledecek. İyi de büyük ihtimal kadıncağız onca yolu boşuna gitmiş olacak. Ne yaparsın, anne ciğeri işte. Teyzem, senin işin çok zor. Bu ev dökülüyor. Kimse para yatırmaz buraya. Kızım, ev değil arsa para eder zaten. Hem illa şu kadar olacak demiyorum ki. 3-5 ne verirlerse satacağım. Öyle de ölü yatırım bu. Buna yatırım yapıp içine giren bir depremde ölür yani. Ama neyse, sen içeriden bir şeyler alacaksan al da ben bir zengin dostlarımı arayayım bari. Hadi, hadi, hadi. Alo, Emlakçılar Kralı Bülent abiyle mi görüşüyorum? Benim ben Suna. Dinle bak, sana süper bir arsa buldum. Ama komisyonumu isterim ha, %40. Tamam, tamam, %10. Buradan havaalanı en fazla bir saat sürer. 7:30 gibi çıkarsak rahat yetişiriz inşallah. Oh, korktuğum kadar ayrı kalmayacağım okuldan. Aramızda kalsın. Az önce beni bırakıp gittiğini görünce bir anda çok kötü oldum. Şule, neden suskunsun? Hiç, yok bir şey. Yoruldum galiba. İstanbul'a alışkın değilsin tabii. Kolay gelsin. Toplanıyor musunuz? Evet. Nasipse yarın sabah ayrılıyoruz. Öyle mi? Ben daha kalırsınız sanıyordum. Doktor bey ne dedi? Sağ olsun, o çok misafirperver. Ama gitmem gerek, fazla bile kaldım. Öyle olsun. Ben şeyi soracaktım. Hı? Biz sizinle daha önce karşılaştık mı? Sanki sizi daha önce görmüş gibiyim. Yo, ben çıkaramadım. Birine benzettim herhalde. Neyse, bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Teşekkür ederim. Evet. Al bakalım. Sağ olun amirim. Ne yaptın bu arada? Kadıncağızın bilet işini halledebildin mi bari? Aldım amirim. Yarın 10:20'de uçuyor. Vay be. Ya helal olsun sana be. Bakıyorum buralar bitti. Artık öyle benel minel çalışmaya başladın. Estağfurullah amirim. İyi, tamam. Ya bir dakika, şimdi aklıma geldi. Hani biz size gelecektik. Ne oldu o iş? Amirim, şu teyze bizde olduğu için uzadı. Yarından sonra konuşuruz inşallah. Aha. Müsaadenizle. İyi, hadi bakalım. Vay be, çocuğa bak ya.
Helallik isteyeceğim diye kız istemeyi erteledi be. Hem de işi şu hale getirmişken. Vallahi helal olsun. Helal olsun be. Efe? Ne bu hal? Melek annen görürse fena yapar ha. Haberin olsun. Bir şey yapmaz. Ben size emanetim ya. Sen var ya sen. Tövbe tövbe. Evde kimse yok. Nasıl? Sonra o teyzeyi getirmedi mi? Getirdi ama geri götürdü. Melek anneyi çaktırma sakın dedi. Nereye götürdü peki? Bilmem. Eve bir şeyleri buldum dedi. Sonra da çekiştire çekiştire götürdü. O zaman anlaştık ha? Olur peki. Ben daha çok eder diyordum ya. Bekleyecek zamanım yok. E hadi oyalanmayalım o vakit. Birazdan resmi daireler kapanır Suna! Yoksa... Gel buraya. Ya sen ne biçim bir insansın? Hiç rahat durmayacak mısın? Ne olmuş ki? Kadıncağızın para ihtiyacı vardı. Yardımcı olmaya çalıştım. Emlakçılıkta mı suç canım? He, demek ki yardımcı oluyordun ha? Kaça satın aldın burayı? Abi yani... Söyle. Söyleme. Ya çekin gidin buradan ya. Gözüm görmesin. Ne bu be? Dağ başı mı burası? Dağ başı. Allah Allah. Ya Nermin teyze. Ben evi satma demedim mi? Oğlum. Al. Bu pasaportun. Uçak biletin. Bu da o bozuk paralarla aldığım dolarlar. Tamam mı? Bileti cebinden mi aldın? Ya neyse ne. Boş ver şimdi. Yarın sabah gidiyorsun. Bir hafta sonra da dönüyorsun. Kızını bulursan tarihi bir şey yapmış olacaksın. Oğlum ya dönemezsem? Ne olacak bilet parası? Ah, al. Bari evin anahtarı sende kalsın. Ya teyzeciğim. Senin kızın adını bile duymadığım yerlerde benim memleketimi temsil ediyor. Bulsam kızını sırtında taşırım. Sana bir bilet almışız, çok mu? Allah, günahlarımızı affet. Annemle helalleşmeyi hak etmesem de vazife yaptığım topraklarda can vermeyi nasip et. Ben senin yolunda yürümeye bile layık değilken... Bana dünyanın dört bir yanında senden bahsetme imkanı verdin. Nefes alıp verdikçe beni bu imkandan mahrum etme. Amin. Allah, nasıl geride bırakacağım onu? Nasıl? Allah, seni geç buldum. Kızımı erken kaybettim. İkisi için de beni affet. Verdiğin ömrü ziyan ettim. Ne olur affet. Tek tesellim. Kızımı gittiği güzel yoldan döndüremedim. Bir de onun vebalini yüklemediğin için sana şükürler olsun. Kızım gelecek biliyorum. Hiç olmazsa son bir kez onu görmeyi nasip et. Amin. Hadi kadıncağız gitmek istiyor, tamam da ya kızı buralardaysa? O daha da tuhaf olmayacak mı? Sen de konuştun. İkna edebildin mi? Orası öyle de. Neyse, gitsin en iyisi. Her gayret bir duadır, öyle değil mi? Yeri kazarsın, Allah gökten su indirir. Senin gibi anası olmayanlar ne yapıyor, çok merak ediyorum. Ben de. Efeciğim, ne yaptın, hepsini sen mi yedin? Aa, ne oluyor ama emanet? Senin melek annen de bizim de annemiz herhalde. Yavrum, hasta olacaksın, dikkat et. Aa. Saat 7 olmuş.
Allah Allah, Şule beni neden uyandırmadı acaba? Hayırlı sabahlar. Yanımda kalan arkadaşımı gördünüz mü acaba? Günaydın. Arkadaşınız çıkmış galiba. Ama bunu size bırakmış. Zeynepciğim, kusura bakma. Keşke bunu sana yüz yüze söyleyebilseydim ama yapamadım. Müdür bey senin Türkiye'de kalmanı istedi. Pasaportun bende. Eğer bir daha görüşemezsek ne olur hakkını helal et. Zeynep Hanım, iyi misiniz? Zeynep Hanım. Of. Zeynep Hanım, nereye? İsim değişikliği mi? Alo, babacığım sana bir şey soracağım. Allah kavuşturur inşallah. Bir haber alırsanız, bir ihtiyaç olursa mutlaka arayın. Allah razı olsun, dua edin. İnşallah. Hadi geç kalıyoruz, uçağı kaçıracağız. Efendim Merve? Ne? Emin misin? Baban mı söyledi? Tamam, hemen geliyoruz. Nermin teyze, senin kızın 2 gündür burnumuzun dibindeymiş. Hadi, hadi gidelim. Güle güle. Kızım nasıl? Ne olur söyle. Nerede o? Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Ama ben oralarda önden giden bir atlı gibi ölmeyi hayal etmiştim. Üstümü o topraklarla örtseler belki huzuruna çıkmaya yüzüm olur demiştim. Şimdi bana emanet ettiğin talebelerim orada, ben burada. Ne onlarla helalleşebildim ne annemle. Bu halde nasıl karşına çıkarım? Şule neredesin? Neden yaptın bunu? Şule neredesin? Uf. Allah'ım ne olur kızımı görmeyi nasip et. Allah'ım ne olur ondan af dilemeyi nasip et. Allah'ım ne olur. Allah'ım. Endişelenmeyin, muhakkak geri gelir. Kimliği hastanede kaldı. Buraya gelmez o. Suzan'ım iskeleye gelecek. Hep oradan gelirdi zaten. 3 yıldır bekliyorum. Mutlaka gelecek. Gelecek. Durun. Nermin teyze, ne olur böyle yapma. Çekil önümden. Lütfen. Kızım gelecek diyorum, duymadın mı? Tamam. İskeleye gideceğim. Tamam. Çekil önümden. Tamam, ne sakin olur, ol. Sakin ol. Merve, gözünü seveyim. Sakinleştirici bir yeni yap. Ne olur çekil. Ne olursun. Tamam, sakin ol. Nermin teyze, sen burada bekle. Söz veriyorum, ben iskeleye gideceğim, tamam mı? Kızın gelirse sana getireceğim. Söz... Zeynep. Zeynep.
Zeynep. Hadi kalk. Annen seni bekliyor. Annem. Nerede? Kalk hadi. Geç kalacaksın. Kalk. Sağ olun. Yardım edin. Rica ederim. Yardım edin. Geldik. Tamam, merak etme. Yavaş yavaş yatırın. Yatırın böyle. Bırakın bizi. Evet yatırın. Tamam. Kızım. Ay, tamam. Sakin olun kızım. Sakin olun. Hadi evet. Acele edin. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Hadi yürü. Tamam, sakin. Sakin. Açtım açtım. Dikkat et. Dikkat et. Tamam. Dikkatli olun. Hadi bir, iki, üç. Tamam. Doktor Sedat Bey'in hastası. Acil haber verin lütfen. Tamam. Suzan! Suzan ne olur aç gözlerini. Bak buradayım. Hadi kızım. Hadi Suzan'ım. Zeynep. Beni yine bırakıp gidecek misin? Anneni affetmeyecek misin? Kızım. Sen benim annemsin. Affetmek ne demek? Anne, gitmek zorundaydım. Biliyorum kızım, biliyorum canım. Ne olur hakkını helal et. Helal olsun kızım, helal olsun. Tamam, tamam yorma artık kendini. Tamam yavrum, tamam. Canım kızım. Eşhedü en la ilahe illallah. Zeynep. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Zeynep ne olur bu sefer beni geride bırakma. Hadi tut elimden. Zeynep beni de götür. Ne olur, ne olur kızım. Kızım ne olur. Nermin teyze başın sağ olsun. Nermin teyze. Nermin teyze. Nermin teyze. Görsen sıradan bir insan gibiydi. Bizden ne farkı var derdin.
ama sanki dünyayı tek başına ona emanet etmişler gibi çalışıp durmuş. Sadece Zeynep değil, hepsi öyle. O küçük omuzlarında hepsi birer dünya taşıyor. Birbirleriyle kanlı bıçaklı milletler onlar sayesinde Türkiye'de el ele tutuşuyor. Bazen şuradan bir kağıt eksildiğinde büyük bir iş yapmış gibi kasılıyorum. Bir de o vatandaşlara bak. Bende olduğu gibi dünya onların etrafında dönmüyor. Onlar dünyanın dört bir tarafında dönüp duruyor. Ama yine de başları hiç dönmüyor. Allah hem burada hem öte tarafta. Her daim onlarla karşılaşmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah da onu bile istemeye yüzüm yok. Dünyanın bir ucunda, misal Afrika'da, hiç tanımadığı bir çocuğa el uzatanla benim gibi biri aynı yerde olur mu hiç? Murat amca, sen de bana el uzattın. Ben Afrika'da değilim ama olsun. Ah bir de Afrika'da olsam var ya, tadından yenmeyeceksin. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Siz başlayacaksınız yine, yürü oğlum gidelim. Hadi hayırlı geceler anneciğim. Hayırlı geceler anne. Hayırlı geceler. Siz gitmemiş miydiniz? Onu bırakıp nasıl giderdim? Bunlar nedir? Toprak. Cenaze için çalıştığı ülkelerden geldim. Zeynep'in kabri için. Ey cemaati Müslümin, burada Zeynep ve Nermin Günday'ın cenaze namazı için toplandık. Allah rızası için safları sıklaştıralım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İçimden ne geçti biliyor musun? Keşke biz de yurt dışına gidip bir şeyler yapsak. Ne olursa. Ben hemşirelik de yaparım, yemek de. Senin elinden her iş gelir zaten. Ben de geceden beri bunu düşünüyorum. Ama gitmek için evvela insanda mangal gibi bir yürek olması lazım. Bir de tabii geride kalanlarla helalleşmesi. Doğru. O aklıma gelmemişti. Merve, biliyorsun. Değil baba. Beni senden hiç kimse uzak tutamaz. Ama inan, eğer şimdi gideceğim diyorsan, bağrıma taş basarım. Yine de sana engel olmam. Biliyorum, merak etme. Bir gün inşallah gideceğim. Ama sensiz değil. Babacığım, biz de Muratlara ne zaman gideriz diye sormaya gelmiştik. Bizim gitmemize gerek yok kızım. Söyle onlar istemeye gelsin.